Yatırım bülteninden herkese günaydın. Ben Gizem Uzuner Gençlik. Bugün de birlikteyiz. Her sabah olduğu gibi başlarken piyasalar açılmadan önce bilinmesi gereken 5 maddeyle güne başlıyoruz. İlk başlığımız Türkiye ile ilgili mevduatta stopaj indirimi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı. Bu noktada artan dolarizasyona karşı hatırlanacağı üzere Eylül 2020'de uygulamaya konulan ve daha sonra 31 Mart'a kadar uzatılan lira mevduatlara stopaj indirimi bu kez 31 Mayıs'a kadar uzatıldı. Gerekirse. Bununla birlikte ikinci başlığımız salgına ilişkin son rakamlar. Türkiye'de günlük vaka sayısı 39.302'ye yükseldiğini gösteriyor bizlere. Üçüncü başlık bütün küresel piyasaları ilgilendiren bir başlık. ABD Başkanı Joe Biden yatırım paketinin detaylarını duyurdu. Paketin büyüklüğü 2.25 trilyon dolar ve adı da Amerikan İstihdam Planı. Ve buradaki detayların bir kısmını en azından öğrendik. Biden'ın açıklamasına göre biz her şeyi kapsayacağız açıklamasını yaptı. Ekonomiyi orta sınıfla inşa etme zamanı geldi. Planımız serveti değil, çalışmayı ödüllendirecek şeklinde de başlıklar aktardı. Detaylarını az sonra tartışacağız. Bununla birlikte hedge fonlar mercek altında. Özellikle yatırımcı Bill Huang'ın hedge fonuyla yaptığı kaldıraçlı işlemlerin dev bankalarda büyük riskler yaratması üzerine hedge fonlar yeniden mercek altına alınıyor. ABD'de hedge fonlarının işlemlerinin ve kullandıkları kaldıraçların sisteme hangi boyutta risk oluşturduğunu belirlemek üzere bir birim kuruldu. Buradaki gelişmeyi de yakından takip ediyoruz. Son başlığımız ABD tahvil getirileri bir yılın zirvesine yakın seviyede. Biden'ın açıkladığı bu harcama planı piyasalarda da aynı zamanda yankı uyandırdı. Özellikle faizleri yukarı çekti. Geçelim buradan veri gündemine bakalım. Hangi başlıkları takip ediyoruz? Saat 2.50'de bizim saatimizde Japonya'dan veriler karşıladık. Tankan imalat tahminleri endeksi geldi. Saat 4.45'te Çin Kaşın imalat PMI rakamlarını karşıladık. Mart rakamları açıklandı. Bundan sonrasında ise şu an itibariyle Almanya perakende satış rakamları muhtemel olarak geldi. 9.55'te Türkiye Bloomberg HT tüketici güven endeksini alacağız. Mart rakamlarını karşılayacağız. Bugün dünyada PMI günü, 30 küsür tane ülkenin de aynı zamanda bugün PMI'ları mercek altında. Saat 10'da Türkiye'nin imalat PMI rakamlarını, Mart verilerini alacağız. 10.55'te Almanya'dan gelecek. 11'de Euro bölgesinden, saat 11.30'da ise İngiltere'nin imalat PMI Mart rakamlarının açıklanacağını hatırlatalım. Saat 14.30'da her perşembe olduğu gibi Türkiye haftalık banka ve menkul kıymet istatistikleri açıklanacak. Saat 16.45'te Mart ayı ABD imalat PMI rakamlarını, hemen ardından da saat 17'de ABD ISM imalat PMI rakamlarını takip edeceğiz. Şimdi buradan geçelim piyasalar tarafına, hatırlatalım. Dün Biden'ın fiyatlamasını gördük piyasalarda belli ölçülerde. Ama burada bütün paketin, yani o 2.2 trilyon dolarlık paketin bütün detaylarına hakim değiliz ama yine de piyasalardaki son fiyatlamayı da bir hatırlayalım. Wall Street'te dün itibariyle Dow Jones'ta %0.26'lık bir kayıp gördük. S&P 500 günü %0.36 primle tamamladı. Nasdaq ise %1.54'lük prim yaptı. Bunun öncesinde ise Avrupa seansında ise kayıplar göze çarpıyordu. Avrupa seansından ABD'ye geçtiğimizde Dow Jones haricinde S&P ve Nasdaq, iki büyük Wall Street göstergesi, günü sınırlı da olsa artıda tamamlamayı başardılar. Nitekim bugün de vadeli işlemlerde artıda seyrediyorlar. Şimdi buradan dönüyoruz, Asya piyasalarına bakacağız. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Dünkü nispeten borsalardaki zayıf seyrin ardından bugün Asya piyasalarında güne artılarla başladık. Tayland set endeksi %0.7 artıda tamamlıyor işlemlerini, devam ediyor. Hong Kong Hang Seng %1'in üzerinde artıda. Japonya'nın Nikkei endeksi %0.87 artıda. Güney Kore Kospi %0.7, Malezya FTSE %0.35, Çin'in CSI 300 ise %0.65 kadar mevcut durumda artıda seyrediyor. Döviz piyasasında bugün para birimlerinin ağırlıklı olarak dolar karşısında değer kaybettiğini görmekteyiz. Faizler ise dünkü yükselişin ardından bugün bir miktar geri çekilmeyle karşımıza çıkmak. Mesela yakınımızda Amerika'nın 30 yıllığı var. 2 bas puanlık bir gerilemeyle beraber 2.39 seviyesinden işlem görüyor. Emtia sınıfı da bugün alıcılı. Ağırlıklı olarak demir cevherinden bahsedebiliriz. %2'nin üzerinde prim var. Alüminyum fiyatlarında ise %1.34'lük prim göze çarpmakta. Ve ülke risk primleri de şu an açık olan iştahı teyit eder nitelikte. Gördüğümüz kadarıyla risk primleri ülkeler bazında geri çekiliyor. Ve açık olan risk iştahını şu aşamada destekliyor diyebiliriz. Geçelim buradan bir de uluslararası şirket haberlerine bakalım.
bakalım hangi başlıkları önemli şirketlerden takip ettik. Microsoft ABD ordusu ile 21.9 milyar dolarlık kontrat imzaladı. Amazon çalışanlarına gönderdiği mesajda planlarının ofis merkezli kültüre geri dönmek olduğunu aktardı. UBS Apple için yatırım tavsiyesini nötrden ala revize ederken elektrikli araç sektörüne girme ve iPhone talebinin stabil beklentilerinin etkili olduğunu söyledi bu tavsiyeyi verirken. Uluslararası haberlerde de aktarabileceklerimiz bu şekilde. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Evet, Biden'ın teşvik planından bahsedeceğiz. Altyapı planı açıklandı. Altyapı planı istihdam ve aileler olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Köprüler, otoyollar ve limanlar olmak üzere altyapıyı yeniden inşa etmek için 621 milyar dolarlık bir tutar ayrıldı. Su sistemlerini yeniden inşa etmek ve iyileştirmek için ise 213 milyar dolar sağlandığını gördük. Bu noktada özellikle ulaştırma altyapısının geliştirilmesi için ayrılan 620 milyar dolar ki bunun 174 milyar doları doğrudan elektrikli araçlara ve ABD yapımı araçları tercih eden kullanıcılara yönelik temiz su ve internet için 650 milyar dolar, 180 milyar doları ise Ar-Ge için olmak üzere imalat sanayiye yönelik 580 milyar dolar ayrıldığını gördük. Yaşlı ve engelliler için 400 milyar dolar ana kalemler olarak görünüyor. Bu açıklanan 2.2 trilyon dolarlık mali teşvik planının alt kalemlerinde. Geçelim buradan bir başka başlığımıza geçelim ve Bloomberg HT enflasyon anketini tamamladık. Buradan özellikle başlıkları aktaralım. Detaylarına piyasa masasında da bakacağız. Anketimize göre, anketi bu arada 21 kurumla gerçekleştirdim ve sonuçlarına baktığımızda medyan tahmin Mart ayında %1'lik bir artış geleceği yönünde. Bu durumda bizim mevcut durumda %14.97'lik enflasyon rakamımız eğer %1'lik bir aylık artış gelirse %16.1'e yükselecek. En düşük tahmini paylaşan kurum %0.8'lik aylık artış beklediğini ifade etti. En yüksek tahmin ise %1.75 olarak oluştu. 2021 yıl sonu tahminlerini de soruyoruz ancak özellikle kurdaki hareketten kaynaklı bu noktada birçok kurum revizeye gidiyoruz dedi ve cevap vermedi ancak 14 kurumdan aldığım tahminlere göre daha önceki anket dönemindeki %11.2'lik yıl sonu enflasyonu bu anket döneminde 14 katılımcıyla %12.73'e yükselmiş vaziyette. Detaylarına bakacağız. Geçelim buradan gelişen ülke para birimlerine bakalım. Hangi fiyatlamalar göze çarpıyor? Az önce de canlı grafiğimde gösterdiğim gibi bütün para birimleri neredeyse dolar karşısında değer kaybediyor diyebiliriz. TL de bu sabah itibariyle en altta en fazla değer kaybeden olarak karşımıza çıkmakta. Dolar TL şu an 8.2797'den işlem görüyor. An itibariyle de fiyatlama %0.3 kadar doların TL karşısında birimli olduğunu gösteriyor. Endeksi de hatırlatalım. Endeksteki son fiyatlama dün itibariyle bize %0.29'luk kayba işaret etmişti. 33 tane hisse günü yukarıda tamamladı. 60 tane hisse ise günü aşağıda tamamladı. En fazla yükseltenler Ereğli, Bera ve Koza Altın ilk üçlüyü özetleyebiliriz. En fazla düşürenler de ise BİM, Ford ve Enka'nın endekse aşağı çektiği görülüyor. 1391 puandan da günü tamamlamıştık. Hatırlanacağı üzere. Buradan geçelim şirket haberlerine de bakalım aynı zamanda. Burada da Arçelik ile Hitachi Global Life Solutions hisse alım sözleşmesi kapanış işlemlerinin 3 ay uzatılmasına karar verdiğini duyurdu. Döktaş ve Sönmez Pamuklu payları piyasa öncesi işlem platformunda tek fiyat işlem yöntemiyle işlem görecek. Seyitler Kimya 2021 yılında 10 milyon TL'ye kadar yatırım yapma kararını açıkladı. Takip ettiğimiz başlıklar ise bu şekilde. Şimdi bugün tartışacağımız bir başka önemli madde var. O da özellikle şirketlerin dayanıklılıklarını arttırmak için neler yapılması gerekiyor? Bugünkü ana temamız yatırım bülteninde bu olacak. Bu konuyu konuşmak üzere Nova Nora Danışmanlık AŞ kurucusu Hakan Erten bu sabah yatırım bülteninde bana eşlik edecek. Hakan Bey günaydınlar, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Güzel Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, biz de size iyi bir yayın dileriz. Şimdi ben başlarken ilk etapta danışmanlık hizmetinizden bahsetmek istiyorum. Yani ilk etapta izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız, neler yaptığınıza dair? Memnuniyetle. Nova Nora olarak biz özellikle teknoloji şirketleri, KOBİ'ler ve aile şirketleri olmak üzere 3 ana segmentte özelleştirilmiş hizmetler sunuyoruz. Butik bir yönetim danışmanlığı firmasıyız. Teknoloji şirketlerine özellikle iş modeli, değer önerisi analizi, finansal hizmetlerin yönetilmesi konusunda destek ve yatırımcı ilişkileri konusunda destek sunuyoruz. KOBİ'lere yine iş modellerinin gözden geçirilmesi, iç kontrol mekanizmalarının iyileştirilmesi
ve özellikle yatırımcıya çıkma, halka arz süreçlerinde kendilerine destek oluyoruz. Aile şirketlerinde ise özellikle stratejilerinin gözden geçirilmesi, makro trendlere uyum sağlanıp sağlanmadığını değerlendirilmesi ve teknoloji girişimleriyle işbirliklerinin yaratılması gibi konularda yönetim danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. Şimdi Hakan Bey, finans açısından baktığımızda finans piyasalarında ciddi bir oynaklığın olduğu bir dönem içerisindeyiz. Özellikle şirketler açısından baktığımızda böyle oynak olan dönemlerde, belirsizliğin olduğu dönemlerde şirketlerin faaliyetlerinde ya da operasyonel anlamda baktığımızda dayanıklılıkları nasıl arttırılabilir sizce? Dayanıklılık son dönemde zaten en çok duyduğumuz, en çok kullandığımız kelimelerden bir tanesi. Belirsizlik son yıllarda artık bence farklı bir tanım aldı. Bu gibi ortamlarda gerçekten sermaye sahiplerinin ve bu sermayeyi yöneten yöneticilerin işleri çok zor. Ama tabii burada hiçbir zaman bir altın reçete yok. Ama birkaç temel madde üzerinde biraz daha fazla odaklanırsak bu belirsizlik sürecini yönetebileceğimizi düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi şirketin vizyonu. Burada vizyondan kastımız da aslında bakış açısını genişletmek. Şirketin karşılaşabileceği bütün riskleri önceden değerlendirmek ve buna ilişkin alternatif senaryolarla bunların hazırlıklarını yapabilmek. Buna hazırlıklı olan şirketlerin daha dayanıklı olabildiğini görüyoruz. Bir diğer konu, hiçbir zaman artık eskisi gibi uzun vadeli hedefler, uzun vadeli stratejiler yapamıyoruz. Çünkü ortam çok dinamik. Bu gibi ortamlarda da planlamaları hep senaryo bazlı çalışmak gerekiyor. Ve adım adım takip etmek gerekiyor her an, her hafta, belki de her ay. Bir diğer konu da işbirlikleri. Biz işbirliklerini çok önemsiyoruz. Şirketlerin artık eskisi kadar uzun vadeli yatırım yapma bütçeleri de yok. O kadar esnek de olamıyorlar. O yüzden işbirlikleriyle bu eksiklikleri, bu açıkları kapatmaları daha mümkün, daha sağlıklı. Özellikle bu gibi kriz ortamlarında veya bu pandeminin getirdiği koşullarda şirketlerin dayanıklılığını arttırmak için en önemli konulardan birkaç tanesi bunlar. Bir de tabii kaynak verimliliği şu anda şirketlerin en ön planda, gündemde tuttuğu konulardan bir tanesi. Bir taraftan da özellikle salgın döneminde hem talep hem de arz tarafında kesintiler gördük. Dolayısıyla birçok şirket faaliyetlerinde yavaşlama söz konusu olduğu için finansman arayışına girdiler ve finansman ihtiyacı duydular. Bu finansman ihtiyacına baktığımızda iş modelleri de sorgulanıyor. Dolayısıyla finansman tarafında şirketlere ne önerirsiniz özellikle? Şöyle, yani gerçekten şirketlerin, şu anda bütün şirketlerin içinden geçtiği zor bir dönemdeyiz. Bu dönemde daha fazla finansmana ihtiyacımız var. Fakat bununla birlikte de bankalar da daha hassas yaklaşıyorlar konuya. Daha seçici davranıyorlar, daha fazla teminat almak istiyorlar. Tabii bu da şirketlerin finansa erişimini zorlaştırıyor. Bu gibi durumlarda ben hep şunu söylüyorum aslında. Doğru proje finansmanını kendisi bulur. Eğer sizin projeniz doğruysa bankalar bir şekilde zaten size aslında bu finansmanı getiriyorlar. Tabii bundan bir adım öncesi de sizin şirketinizi hazırlamanız. Bu finansal sahneye çıkmadan önce bir takım hazırlıklar yapılması gerekiyor. Her şeyden önce şirketinizi iyi anlatmanız gerekiyor. Bunun için bizim sunduğumuz çeşitli hizmetler var. Şirketlerin hem kurumsal altyapılarını hem finansal yönetim modellerini hem yatırımcı hem finansörlere hazırlamak üzere çalışmalar yapıyoruz. Hakan Bey, peki bu noktada özellikle KOBİ, aile şirketleri ve teknoloji şirketleri üzerine çalışıyorsunuz. Yani mesela bir finansman arayışı içerisinde olduğunda ya da borçları var, yeniden yapılandırmak istediklerinde bu şirketler bankaya gittiklerinde sizce kendilerini iyi ifade edebiliyorlar mı? Ya da bir şekilde mesela borcum var, borcum yeter ki yapılandırayım diye kendilerince makul olmayacak ya da ödeyemeyecekleri bir iş içine mi kalkışıyorlar? Yani bankalarla bu süreç nasıl yönetilebilir sizce? Gizem Hanım, her şeyden önce şunu söyleyeyim. Yeter ki bu krediyi yapılandır diye gidiyorsanız zaten banka bunu fark ediyor yani. Onlar elbette sizin finansal gücünüzü de ölçebiliyorlar. Dolayısıyla öyle bir kredinin altına zaten onlar da girmek istemiyor. Orada bankaların da şirketlere karşı bir iş ortağı gibi, bir çözüm ortağı gibi yaklaşması lazım. Belki alternatif modellerin değerlendirilmesi lazım. Hani tabiri caizse batacak parayı onlar da zaten vermezler. Açıkçası burada şöyle...
Şirketlerin buna hazırlıklı olmaları lazım. Fakat özellikle KOBİ'lerde ve teknoloji girişimlerinde iki ayrı dil konuşuluyor bizim gözlemimiz. Bu şirketleri finans ortamına hazırlamak lazım. Bu iki dünya arasında köprü görevi görmek lazım. Çünkü gerçekten potansiyeli çok yüksek şirketler var. Sonuçta Türkiye'deki şirketlerin aslında büyük oranda pek çoğu KOBİ'lerden oluşuyor. Ve son dönemde de özellikle öne çıkan çok başarılı teknoloji girişimlerimiz var. Bu şirketlerin potansiyelini gerçek anlamda değerlendirebilmemiz için bu iki dünyayı bir araya getirip aynı dili konuşmalarını sağlamamız gerekiyor. Peki buralarda biraz desteğe ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Peki salgın sürecinde özellikle hani hem KOBİ'ler için hem de teknoloji girişim şirketleri için Türkiye cennet diyebiliriz aslında. Çok fazla varlar sayıca. Sizce bu kadar kırılgan bir dönem içerisinde hangi kırılganlıkları daha belirgin hale geldi? Yani sizin gözlemlediğiniz kadarıyla neyi eksik yapıyorlarmış ki belirsizlik ortamında zor duruma düştüler? Burada aslında en başta benim işim hangi koşullarda batar? Bu soruyu kendi kendimize sormayı alışkanlık haline getirmemiz lazım. Yani şirket veya iş kolu batmadan önce neyin bizi batırabileceğini öngörebilirsek eğer buna ilişkin alternatif senaryo hazırlıklarımızı da yapabiliriz. Bizim gözlemimiz özellikle pandemi öncesi dünya ile karşılaştırdığımızda sanki her şey böyle gidecekmiş gibi bir takım varsayımlar ön plandaydı. Daha uzun vadeli hedefler, planlar yapılıyordu. Fakat hepimiz gördük ki planlar bir anda değişebiliyor. Dolayısıyla buradaki en büyük kırılganlık şirketlerin çok durağan ve stabil yapılar üzerine oturması. Bu bugüne kadarki dünyada aslında kurumları güçlü kılan özelliklerden biriydi. Fakat son dönemde şirketlerimizin daha esnek, daha çevik, daha hızlı hareket eden, daha çabuk adapte olabilen yapılara dönüşmesi gerektiğini görüyoruz. Hakan Bey, peki mesela iş modellerinin sorgulandığı bir dönem içerisindeyiz. Dolayısıyla böyle bir örnek verebilir misiniz somut olarak? Mesela Türkiye'de istihdamın neredeyse yarısını sağlayan hizmet sektöründen bir örnek verelim. Mesela otel sektörü iş modelini nasıl değiştirebilir sizce? Ya şöyle, tabii bu sadece aslında otelle de sınırlı değil. Türkiye'de şu anda pek çok sektör, dünya genelinde pek çok sektör pandemiden etkilenmiş durumda. Burada müşterisini daha iyi tanıyan, müşterisinin hassasiyetlerine daha yakın duran, endişelerini daha yakından takip edebilen ve özellikle elektronik platformlara çıkabilen şirketler, oradaki varlığını artırabilen şirketler çok daha başarılı ve sağlıklı bir şekilde ayakta kalabildiler. Bir de burada tabii hızlı bir şekilde iş modelini dönüştürebilmek de bir marifet. Eğer mevcut iş modelinizin yürüyemeyeceğini, yürümediğini öngörüyorsanız çok hızlı bir şekilde bunu devir dönüştürmeye çalışmak lazım. Şimdi otel tabii enteresan bir sektör aslında. Turizm geneli itibariyle de bakabiliriz buna. Hatta ikiye ayırmak mümkün. Turizm bölgelerindeki otelcilikle daha büyük şehirlerdeki otelcilik farklı müşteri kitlelerine aslında hizmet ediyor. Bu anlamda işte oradaki otel mekanını farklı amaçlar için kullanan oteller şu anda yeni modelleri gündemlere taşıyorlar. Özellikle daha esnek ofis ihtiyacının olduğu bir ortamda bu otel metrekarelerinin mesela bu açılardan kullanılması da mümkün. Tabii her otelin, her zincirin farklı detayları, farklı dinamikleri var. Tek tek analiz etmek lazım doğru strateji için. Peki burada özellikle teknolojiye artık ihtiyaç var tabii ki ve iş modellerine stabil olduğunu söylediniz özellikle KOBİ'ler tarafında. Şimdi hem teknoloji girişimcilerine hem de KOBİ'lere baktığınız için söylüyorum. Bu iki tarafın işbirliğine gitmesi mümkün olabilir mi ya da bu nasıl yapılabilir? Gizem Hanım, ben uzun bir süredir şirketlerle girişimlerin işbirliği üzerine çalışıyorum. Bu konuda doktora çalışmam devam ediyor şu anda. Türkiye'de çok ciddi bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Bu zaten dünyada da örnekleri olan bir konu. Özellikle KOBİ'ler ve aile şirketlerinin bir kısmı için de bu geçerli. Teknolojik gelişim alanındaki eksikleri en hızlı kapatmanın yollarından bir tanesi aslında halihazırda o alanda çalışan girişimlerle işbirliği yapmaktan geçiyor. Tabii işbirliğini birkaç başlık altında toplamak mümkün. Yani işbirliği ne olabilir? Birlikte gerçekten bir ürün, hizmet üretmek olabilir.
o girişimin sunduğu teknoloji imkanı içeriye almak olabilir. Veya yatırım yapmak olabilir hiçbir şey yapamıyorsanız. Çünkü bu hem aslında size o teknolojik birikimi hızlı bir şekilde kazandıracak, hem de belki kendi iş modelinizin dışında başka bir alana, daha yeni nesil bir alana yatırım yaparak aslında riskinizi de dağıtmış olacaksınız. Türkiye'de son dönemde çok güzel örnekler de var girişim alanında. İşte bunlardan bir tanesi Getir, çok ciddi bir değerlemeyle yatırım alarak büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Oyun şirketlerimiz son dönemde çok ön plana çıktı. Hatta Türkiye'yi bir markaya dönüştürmek üzereler diye düşünüyorum. Bu alanlarda işbirlikleri gerçekten çok kıymetli. Bence KOBİ'lerimizde, aile şirketlerimizde bu alana daha çok yönelmeli. Hatta özellikle aile şirketleri için ben hep şunu öneriyorum. İkinci, üçüncü nesil, arkadan gelen yeni neslin bu alanlara yönlendirilmesi, girişim ekosistemini daha iyi tanımaya yönlendirilmesi, hatta aile ofisleri veya ayrı kurulacak kurumsal girişim sermayesi fonları üzerinden bu teknoloji girişimlerine yatırım yapmayı daha kurumsal hale getirmenin gerektiğine inanıyorum ve bunu tavsiye ediyorum. Peki son sorum Hakan Bey. Bu başarı hikayelerinden yola çıkarak sizce onların en doğru yaptığı şey neydi? Ne önerebilirsiniz bundan sonrakiler için? Şöyle, dünya gerçekten değişiyor. Artık yeni nesil iş modellerini konuşmamız gerekiyor. Bu bütün şirketler için geçerli. Başarılı olan teknoloji girişimlerinin ortak başarı alanlarına baktığımızda bir kere gerçek bir ihtiyacı, doğru bir ihtiyacı tespit ettiklerini ve bunu hızlı bir şekilde karşılayabildiklerini görüyoruz. Bu platform dediğimiz modellerde ön plana çıktıklarını görüyoruz. Nedir bu platform modelleri? Kullanıcıların aynı zamanda içerik sağlayan ve bir süre sonra tedarikçi olarak tekrar o döngüye katıldıkları modeller. Böylece ölçeklenmekte sınır yok aslında. Bir anda hızlı bir büyümeye sahne olabiliyorlar. Ve tabii hep konuştuğumuz, özellikle Türkiye'deki girişimler için başlarken global başlamak lazım. Bu bizim her platformda öne çıkarttığımız konulardan bir tanesi. Sadece Türkiye için de hizmet verecek yapılar kurmak değil, bütün dünyaya artık hizmet verebiliriz. Çünkü online çalışıyoruz ve platform da zaten bunu fazlasıyla destekliyor. Hakan Bey, çok teşekkür ederim katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay çok sağ ol. Teşekkürler. Nova Nora Danışmanlık Arşiv Kurucusu Hakan Erten'in de görüşlerini aldık. Şimdi buradan bir başka konuya geçeceğiz. Vergi hukukçusu Avukat Doktor Numan Emre Ergin bugün bizlerle birlikte olacak. Hem kısa çalışma ödeneğini hem de stopaj indiriminin uzatılması konusunu konuşacağız. Numan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ben başlarken ilk etapta stopaj indiriminin uzatılması konusunu sormak istiyorum. Bu noktada Eylül 2020'de bu karar alınmıştı artan dolarizasyona karşı. Sonrasında 31 Mart'a kadar uzatıldığını görmüştük ve bugün resmi gazetede bir tur daha 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını öğrendik. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Evet, sizin de belirttiğiniz gibi stopaj oranları peyderpey düşürülmüştü. Biz gelir vergisi kanunun geçince 67. maddesinde özellikle finansal gelirlere uygulanan bir madde bu. Bankalar kanalıyla elde edilen bu tür gelirler stopaj yoluyla vergilendiriliyor ve artık bu gelirleri elde edenler de beyanname vermiyorlar. O 23 Aralık tarihli resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 31-12 tarihine kadar elde edilen, daha doğrusu o tarihe kadar, yani yürürlüğe girdiği tarih, o tarih arasında iktisap edilen veya açtırılan banka hesaplarında, mevduat hesaplarında vadeye göre stopaj oranları oldukça düşürülmüştü. Örneğin 6 aya kadar %5, 1 yıla kadar %3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise 0'a indirilmişti. Bu uygulama 31 Mart itibariyle, yani dün itibariyle sona ermişti. Bugünkü resmi gazetede sürenin 31 Mayıs'a kadar tekrar uzatıldığını görüyoruz. Yani bir yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfır olarak uygulanmaya devam edecek. Şimdi bunun etkisi ne tabii? Hatırlarsanız dövizde çok ciddi hareketlenmeler yaşıyoruz. Özellikle Merkez Bankası'nın başkanının değişmesinden sonra kur ciddi bir şekilde yükselmişti. Tabii bu kararlarda vergi ile mudilerin, hane halkının veya şirketlerin dövize olan
talebinin azaltılması amaçlanıyor. İşin arkasındaki ekonomik background bu. TL hesaplardaki veya TL cinsinden yatırım araçlarındaki vergi oranı düşürülerek bunun döviz cinsinden yatırım araçlarına karşı daha avantajlı, vergisel anlamda daha avantajlı olması hedefleniyor. Dolayısıyla da yatırımların dövizden TL'ye kayması için bir teşvik edilmeye çalışılıyor. Tabii ekonomik olarak bu ne kadar başarılı olur bunu zaman içerisinde göreceğiz. Buradaki stopajın düşürülmesinden kaynaklanan avantajla kurdaki yükselmenin vergi etkisi arındırıldıktan sonraki elde edilen avantajı kıyasladığımız zaman eğer döviz cinsi daha ağır basıyorsa yatırımların TL'ye geçme kısmı daha az olacaktır elbette. Bu noktada da tabii Merkez Bankası'nın ve onu destekleyecek mali politikaların etkisiyle kurun ne kadar sabit kalırsa bu tür TL'ye sağlanan vergisel teşviklerin etkisi daha fazla olacak. Numan Bey, son sorum çok kısaca. Kısa çalışma ödeneği de sonlandı, uzatılmadı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok kısaca rica edeyim görüşlerinizi. Yani ben açıkçası uzatılmasının daha faydalı olacağını düşünüyorum. Malum pandemi şartları artarak devam etmekte. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı daha önceden de açıklamıştı uzatılmayacağına dair. Bunun herhalde hazinenin nakit dengesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bu tür yardımlar işsizlik fonundan karşılanıyor olsa da öyle görülüyor ki işsizlik fonunda da ciddi bir nakit anlamında sıkıntılar ortaya çıkmış. Uzatılsa daha iyi olurdu. Numan Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için. Avukat Doktor Numan Emre Ergin'in de görüşlerini alarak yatırım bültenine kısa bir ara veriyoruz. Yatırım bülteninin son bölümüyle karşınızdayız. Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü İsmail Güner bu sabah bizlerle birlikte olacak. İsmail Bey, günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydın Gizem, hoş bulduk. Hangi gelişmeler özellikle piyasalarda şu an itibariyle sizce fiyatlanıyor ve özellikle dün itibariyle hafif düşüşle kapatmıştı Borsa İstanbul. Bugüne ilişkin beklentileriniz nedir? Evet, piyasaların gündemine baktığımızda aslında bugün için ekonomik veriler açısından PMI verilerini takip edeceğiz. Gerek yurt içinde gerekse Avrupa ve Amerika tarafında PMI'lar gelecek. Yine Amerika tarafında işsizlik, yarınki tarım dışı istihdam verisi öncesi işsizlik başvurularını takip edeceğiz. Aslında küresel piyasalara baktığımızda biz risk iştahının kısmen de olsa yüksek olduğunu görüyoruz. Özellikle Amerika tarafında aşılamaların beklentilerin üzerinde gerçekleşiyor olması buradaki iyimserliği biraz daha arttırmış durumda. Fakat Avrupa tarafında biraz daha bu aşılamalar konusunda yavaş gidilmesi ve kapanmaların biraz daha ön plana çıkması buradaki risk iştahını kısmen azaltıyor. Bu gelişmelerle birlikte dün Biden'ın bu teşvik paketiyle ilgili açıklamaları takip etmiştik. Altyapı teşvik paketi. Bununla ilgili açıklamalar, açıklanan rakamlar piyasalar üzerinde özellikle borsa üzerinde olumlu bir etki yarattı. Dün Dow Jones aşağı yönlü kapandı fakat S&P ve Nasdaq tarafında pozitif yönlü yükselişler gördük. Şu an için dolarda güçlenme devam ediyor. Ekonomiye yönelik iyimser beklentilerden dolayı. Bu da bununla birlikte paritede de aşağı yönlü euro-dolar paritesinde seyir görüyoruz. Bize baktığımızda ise aslında iki haftadır bizim piyasalarımız yurt dışı piyasalara göre negatif yönde ayrıştığını söyleyebiliriz. Özellikle vaka sayılarının artıyor olmasının yanında burada iki haftadır Türk lirası konusunda güven tahsisi açısından Türkiye'de ciddi bir zorluk yaşanıyor. Fakat bunun en son Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarıyla kısmen de olsa giderilmeye çalışıldığını görüyoruz diğer yetkililerin. Bugün yine aynı şekilde Merkez Bankası'nın yatırımcılarla toplantısı bugün yapılacak. Buradan yapılacak açıklamalar oldukça önemli. Fakat dolar TL tarafında açıkçası 8.48 seviyelerini görülmesinin ardından 8.20'nin üzerinde dirençli
duruşunun devam ettiğini görüyoruz. Fakat burada ekonomiye yönelik iyimser beklentilerin devam ettiği sürece burada kurun 8'in altına önümüzdeki süreçte inme ihtimalinin biz yüksek olduğunu düşünüyoruz. Özellikle borsa tarafında da şu an için 2 haftadır negatif yönde ayrıştık ve Borsa İstanbul'da 1370 ile 1430 bandında bir yön arayışının devam ettiğini görüyoruz. Burada şu an için kısa vadede yurt dışı piyasalarda biraz daha pozitif bir hava var. Bu sabah itibariyle bizde de aynı şekilde vadeliler yukarı yönlü açıldı. Borsa İstanbul'un da yukarı yönlü açılma ihtimali yüksek. Dün senin sorduğun sorulardan bir tanesine cevap verelim. Borsada aşağı yönlü bir seyir vardı. Bunun sebeplerinden bir tanesi de bankacılık sektöründeki hisselere, özellikle Garanti Bankası'ndaki satışlar biraz daha piyasayı olumsuz etkiledi. Fakat sanayi sektörü hisselerine doğru talebin halen devam ettiğini görüyoruz. Burada aslında yukarı yönlü bir kapanış dün gerçekleştirildi. Yine biz sanayi sektörü hisselerindeki canlılığın devam etmesini bekliyoruz. Buna ilaveten mali sektör, özellikle banka sektöründeki hisselerde de yukarı yönlü bir ayak uydurma görebilirsek, burada da talep görebilirsek, Borsa İstanbul'da 1430 seviyesinde önemli bir direnç var. Buranın kırılmasını bekleyeceğiz. Burası kırılması halinde biz 60 günlük ortalamanın geçtiği 1480 seviyesine kadar hızlı bir toparlama bekliyoruz. Ama öncelikli olarak 1430 direncinin aşıldığını bizim görmemiz gerekiyor. Aşağı yönde ise 1370 seviyesi önemli bir destek. Buranın aşağı doğru kırılması ise bir altta 200 günlük ortalamanın geçtiği 1330 destek seviyesi var. Burası beklenebilir ama şu an için Asya'daki yukarı yönlü seyir, Avrupa tarafında ve Amerika'daki pozitif hava ile birlikte bizde de 1430 direnç seviyesine doğru bir yukarı hareketin bugün görülme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. İsmail Bey, çok teşekkür ederim görüşlerinizi paylaştığınız için. Info Yatırım'dan İsmail Güner'in de görüşlerini alarak yatırım bültenini noktalıyoruz. Kısa bir aramız var. Aranın ardından Zeynep Arataman'la birlikte piyasa masasında karşınızdayız.